Herkese selamlar, hoş geldiniz. Kinetin evinde ya da iş yerinde ADSL veya VDSL bağlantısını daha güçlü hale getirmek isteyenler özel sunduğu Peak DSL adlı modemini detaylı bir şekilde inceliyorum. Evet, Kinetik Peak DSL. En başta bilmeyenler için şunu belirteyim. Kinetik, modem, router ve mesh ürünleri alanında çalışmalar yapan bir şirket. Peak DSL ise interneti yoğun kullanan ve üst seviye çözüm arayan ev ve iş yerlerinde kullanabilecek bir modem ve router. Kinetic Peak DSL şirketin diğer DSL ürünlerinden farklı olarak VDSL 35B profili sayesinde sahnede 300 megabit'e kadar DSL bağlantı hızı sunabiliyor. Bu sayede internet servis sağlayıcınızın size sunduğu hızlardan en iyi şekilde yararlanabiliyorsunuz. 35B profili ülkemizde çok fazla kullanılan bir DCL profili olmamasına rağmen ileride yapılacak altyapı çalışmalarıyla daha fazla yaygınlık kazanacak arkadaşlar. Cihazın sahip olduğu 900 MHz'lik çift çekirdekli işlemci özellikle yoğun ağlarda veya VPN gibi uygulamalarda Peak DSL'in verimli ve kesintisiz biçimde çalışmasına katkıda bulunuyor. Tasarım ve teknik detaylardan önce cihazın kurulumundan kısaca bahsedeyim sizlere. Kurulum işlemi Kinetik adlı mobil uygulamayla dakikalar içinde tamamlanıyor arkadaşlar. Yani oldukça kolay. Bu uygulama App Store ve Google Play Store'da mevcut. Peak DSL'i nasıl kullanacağınıza bağlı olarak istediğiniz yöntemi buradan seçebilir ve kurulum sihirbazı yardımıyla hani kurulumunuzu birkaç dakikada tamamlayabilirsiniz. Daha sonra tüm kontrolleri kullanışlı web arayüzünden kolaylıkla yapılandırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Otomatik güncellemeleri açabilir, cihazınızın en son güncellemeleri kolaylıkla almasını sağlayabilirsiniz buradan. Önde ve kenarda bulunan fonksiyon tuşlarının işlevlerini web arayüzü üzerinden de yönetebilirsiniz. Kinetin bulut temelli mobil uygulaması da ağınızı evden veya uzaktan yönetmenize izin veriyor. Mobil uygulamayla ağınızdaki cihazlar için önceliklendirmeleri yapabilir, hız sınırlandırmaları uygulayabilir, ağ trafiğini görüntüleyebilir, yazılımı güncelleyebilir, güvenlik duvarı kuralları oluşturabilir ve çok daha fazlasını buradan yapabilirsiniz. Hatta isterseniz kinetik destek ekibinden de buradan destek alabilirsiniz. Kurulumu tamamladığımıza göre şimdi diğer detayları hemen geçeyim arkadaşlar. Tasarım anlamında burada bizi beyaz ve gri renkte sağlanan plastik bir kasa karşılıyor. Hani üzerindeki bu kullanılan malzeme oldukça güzel ve şık, parlak bir malzeme aynı zamanda, parlak bir plastik. Burada aynı zamanda 4 adet 5 dpi yüksek kazançlı harici anten bulunuyor ve bunları istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. Anten yönlerini belirleyerek sinyalin daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Devre üzerinde bulunan güçlendiriciler ise mobil cihazlardan veri alımı sırasında büyük avantaj sağlıyor sizlere. Günümüzde pek çok kullanıcının tercihi çift band Wi-Fi desteği sunan modem veya router cihazları oluyor. Kinetic Peak DSL de aslında buna uygun bir cihaz. Peak DSL şöyle izah edeyim 2.4 GHz bandında saniyede 800 megabit'e kadar, 5 GHz bandında ise saniyede 1733 megabit'e kadar kablosuz bağlantı hızı sunabiliyor. 2.4 GHz bandına sunulan hızla evinizin uzak noktalarına işte uçtaki odalara daha hızlı ağ bağlantısı götürebilirsiniz, sunabilirsiniz. 802.11 AC Wi-Fi protokolünü destekleyen Peak DSL'de çoklu eş zamanlı bağlantı olarak adlandırabileceğimiz Mu MIMO desteği de bulunuyor. Bu destek sayesinde aynı anda birden fazla cihaza kesintisiz veri alışverişi sağlayabiliyorsunuz. Beamforming ve Airtime Fairness gibi özelliklerde kablosuz bağlantı performansınızı artıran diğer özellikler arasında bulunuyor ki bunu hani size kinetik sunabiliyor. Günümüzde çok kullanıcı hattından ve hat değerlerinden ne yazık ki şikayetçi. Cihazdaki SNR margin yapılandırması hattaki sinyal değerlerine göre kendi belirlediğiniz ayarlarla hızınızı değiştirmenize imkan sağlıyor. Bu sağlıklı çalışıyor mu derseniz evet sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. Burada kablosuz bağlantı desteğine sahip modern cihazlarda giderek daha sık biçimde görmeye başladığımız VPA3 kablosuz ağ şifreleme desteği de hani mevcut bunu size sunuyor. Kablosuz ağ ayarları içinden şifreleme türünü VPA3 olarak seçebilir ve ağınızı dışarıdan sızmalara karşı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Peak DSL Wi-Fi mesh yapısında destekliyor tabii ki de bugünümüzde oldukça önemli aslında. Bu özellik sayesinde eğer tek bir cihaz evinizde Wi-Fi için yetersiz kalıyorsa herhangi bir kinetik cihazını sisteminize kolayca ekleyerek tüm evinizde kesintisiz bir ağ sahip olabilirsiniz. Ağ yapılandırması oluşturabilirsiniz. Peak DSL'in yanında satın alacağınız Hero ya da işte diğer kinetik cihazlarıyla evinizde Wi-Fi mesh ağı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar kolay bir şekilde. Ya da daha farklı bir çözüm olarak Kinetic Router cihazınız varsa bunu menzil genişletici moduna geçirerek Peak DSL ile bir Wi-Fi mesh sistemi oluşturabilirsiniz yine. Böylelikle aynı ağ adı altında yayın yapan ve bulunduğunuz geniş ortamı tümüyle kaplayan tek bir ağa sahip olabilirsiniz. Eğer istemci cihazınızda çift bandı destekliyorsa Peak DSL cihazın kendisine olan mesafesine göre istemci cihazın daha hızlı 5 GHz ağına veya işte daha yüksek menzile sahip 2.4 GHz ağına bağlanmasını sağlayabiliyor. Bu geçiş otomatik olarak gerçekleşiyor bu arada. Hani sizin herhangi bir müdahalenizi yapmanıza gerek yok burada. Port yönlendirme ve bunun gibi ayarları da her bir cihaz özelinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Cihazın arkasına baktığımızda burada 9 adet ethernet portunun tümü gigabit hızlarını destekliyor. Evinizde ya da iş yerinizde yüksek hızlarda bağlanmanız gereken kablolu ağ cihazlarınız varsa gigabit ethernet portları bu noktada size büyük avantaj sağlayabilir. Üstelik bu ethernet portlarını ihtiyacınız doğrultusunda, ihtiyaçlarınız doğrultusunda yönetebilirsiniz. Eğer evinizde fiber internet bağlantısına sahipseniz Peak DSL yine ethernet portu üzerinden kullanım imkanı sunuyor sizlere. VDSL veya ADSL internet bağlantınızın yanında fiber internet bağlantınız da varsa evinizdeki benim var. İki internet planı için Peak DSL'i aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bağlantı önceliklendirme özelliği internet bağlantısının hangisi üzerinden gerçekleştirileceğini belirleyebiliyor. Ağınızda büyük yük dengelemesi de yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Yine bu cihazı ortamda var olan bir kablosuza bağlayarak onun bağlantısında router cihazına bağlı cihazlara paylaştırabilirsiniz. USB portuna takacağınız 3G veya 4G modem ile PIC DSL'e hücresiz bağlantı desteği de ekleyebiliyorsunuz. USB demişken bu arada PIC DSL'de 2 adet USB portu bulunuyor. Bu portlardan biri USB 3.0 ise USB 2.0 desteğine sahip. Kinetic OS yazılımıyla bu USB portlarını çok fonksiyonlu olarak kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden USB portlarını kendi güvenli kişisel bulutunuza çevirerek istediğiniz yerden dosyalarınıza erişebilir veya düzenleyebilirsiniz. Şöyle ki uygulama ekleme bölümünden torrent ve medya sunucusu bileşenlerini kurarak torrent dosyalarını doğrudan USB sürücüye kaydedebilir. Uyumlu cihazlarda dosyalarınızı bilgisayarınızı hiç açmadan kullanabilirsiniz. Kinetin ücretsiz olarak sunduğu Kin DNS alan adı ve WebDAV sunucu bileşeniyle Pik DSL'e bağladığınız USB sürücünüzü kişisel bulut depolama alanına dönüştürebiliyorsunuz. Ondan sonra SFTP ve FTP sunucuları bileşenleri yardımıyla da USB bellek üzerindeki dosyalara erişebilirsiniz. Ya da USB portlarına yazıcı bağlayarak bunu ağdaki her cihazın kullanmasını sağlayabilirsiniz. Kinetic OS sürekli güncelleme alan ve bunu zahmetsizce bulut üzerinden gerçekleştirebilen bir router işletim sistemi. Kinetic OS ile yine ağ trafiği analizi yapabilir, asimetrik hız sınırlandırma yapabilir veya özel olarak bir cihaza öncelik atayabilirsiniz. Peki şimdi bu kadar özellik saydık ama burada güvenlik ne durumda? Peak DSL diğer tüm kinetik cihazlar gibi farklı VPN protokollerini destekliyor. PPTP, SSTP, OpenVPN ve WireGuard VPN yapılandırmalarını Peak DSL üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Çocuklar için güvenli internet adına burada aile profilleri oluşturma, ebeveyn ve kontrolü gibi özellikler de mevcut. AdGuard ile de online reklamları kolaylıkla engelleyebiliyorsunuz. O halde sonuca bağlayacak olursam Kinetic Peak DSL güçlü bir donanıma ve özelliklere sahip bir modem ve router. ADSL veya VDSL kullanıcılarına ek fiber internet kullanıcılarının da ihtiyaçını karşılayabilecek bir ürün aslında. Sade tasarımına karşın antenleri kaliteli, ondan sonra Moon Mimo, Beamforming gibi teknolojilerle de oldukça modern. Kinetic OS işletim sistemi ise bu cihaza esneklik katıyor. Yani birçok yapılandırmaya ve ayarı oradan yapabiliyorsunuz. Kısaca her yerden kolaylıkla yönetilebilen sağlam ve performanslı hem router hem de modem olarak kullanacağınız bir cihaz istiyorsanız Kinetic Peak DSL modeline bir bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda hem router hem de modem olarak kullanabileceğiniz Kinetic Peak DSL adlı modelini sizler için incelemeye çalıştım. Hani özelliklerini detaylarını size aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Merak ettiğiniz veya değinmediğim konu veya konular varsa Alt tarafta yorumlarda buluşalım. Cevaplamaya çalışırım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.